bir hatırlatmak gerekiyor. Yani Türkiye gibi rejimlerde hani biz siyaset bilimciler hep karşılaştırmalı bakıyoruz. Bizimle çok benzer olan seçim sistemi ve yarıştığımız şartlar, bu ülkelerde seçim kazanmanın yolu, muhalefetin seçim kazanmasının yolu bir blok halinde seçime girmesi olmuş. Biz evet. İstanbul'da deneyimledik. Mesela Macaristan Türkiye'ye çok benziyor birçok yönden ve orada da muhalefet hatta yeni bir anlaşmayla ortak bir aday ve o adayı ortaya çıkaran şartları belirledi. Yerel seçimlerde Türkiye'ye örnek almışlardı, başardılar. Genel seçimlerde başaramadılar çünkü ayrı ayrı girdiler. Yani birebir aynı örnekler olmamakla beraber hani bu tarz rejimlerde muhalefetin başarı kazanmasının yolu çok ortaklaşıyor, tek bir aday üzerinden. Peki. Şöyle derseniz kabul ederim. Yani mesela 50 artı bir şart olmasa size çok katılırım. 50 artı bir şartı ortaya da dururken ben onun ilk turda çok çatı adaya ihtiyaç olduğu görüşünde, kişisel görüşüm değilim. Hı hı. Ama neticede tekrar söylüyorum, bu benim partimin vereceği bir karar da değil. Bir işbirliğimiz var, kader birliğimiz var Millet İttifakı bileşenleriyle. Onlarla bu ittifak genişleyebilir. Millet İttifakı'na dahil olan parti sayısı artabilir. Bilemiyorum, eksilebilir. Bunları... Demokrat Parti neden ayrıldı? Demokrat Parti bir ayrılık şeyi beyan deklarasında bulunmadı. Bitiyor, seçime yalnız gireceğini söylemek suretiyle yeni bir partidir. Yani bir toparlanma arzusu var. Onun için biraz kendi ayakları üstünde durma anlayışı, yaklaşımı, tabana güven verme yaklaşışı, bir başka büyük partinin saçağının ya da şemsiyesinin altında görünmeyim anlayışı olabilir. Ben Demokrat Parti ile Millet İttifakı'nın yollarının ayrılacağına inanmıyorum. Peki ya şimdi... Bir soru soracağım lütfen. Şimdi şöyle, mutlaka bizim soracağımız soru var ama zaten tam da böyle sözümüz bitmesin ki yine gelsin Engin Bey, yine gelin değerli evet. konuklarımız. Ama acaba Engin Bey siz de, sizin de anlayışınıza sığınıyorum. Normalde hani size son sözü vererek bitirmek isterim ama sırf seyircime vaat ettiğim için çok kısaca anlatmasını rica edeceğim, o şekilde bitireceğim. Evet. Türkiye'de bir gazetecinin boynuna başbakan boynunu mu sıktı? Şimdi çok kısaca ama Aytun Şakir. Gazeteci Serdar Akinan, hı hı. Hayatımın Haberi diye bir kitap yazdı. Bugünlerde çıktı kitap. Pazartesi, salı günü ben de buradan bir anıyı aldım, hı. yaşadığı bir olayı aldım. Orada Serdar Akinan 2005'te Endonezya'da tsunami depreminden sonra Sayın Erdoğan başbakan olarak geziye çıkıyor. İzleyenler arasında Sky Türk Genel Yayın Yönetmeni olarak kendisi de gidiyor. Hı. Fakat soru sorulmasına bile izin verilmiyor çünkü... o zaman da sıkıntılı bir isim Sky Türk Genel Yönetmeni Serdar Akinan. Kapıdan geçerken Sayın Erdoğan elini boynuna atıyor Serdar Akinan'ı. Konuşmaya başlıyorlar. Beşir Atalay'a diyor ki, Beşir bak diyor, bu diyor Başir Hoca diyor, bu Sky Türk'ün bak Serdar diyor. Ha diyor, o mu diyor falan derken bir anda boynunu şöyle sıkıyor Serdar Akinan iddiasına göre, yazdığına göre. Sıkıyor. Aileme küfür ettiriyorsun diyor ekranda diyor. Ettirme diyor. Falan. Nefesi kesiliyor. Boyu ne kadardı bu arada Serdar Akinan'ın boyu? Yani işte orta boylu bir gazeteci. Ama nefesi kesiliyor. Yani aileme küfür ettiriyorsun diye ısrarlar söylüyor Sayın Erdoğan. Ve orada Serdar Akinan sonra korumalar bir çembere alıyor oraya hemen zaten vesaire. Ve oradan gidiyor. Arkasından Serdar Akinan gidiyor başka yakın işte Yeni Şafak gazetesinin yayın yönetmeni Mustafa Karalioğlu ve o zamanki başbakanlık basın sözcüsü Akif Bekir ile bir araya geliyor. Ve orada diyor ki işte ben gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Bu olmamalı, bunlar olmamalı gibi ben küfür ettirmiyorum falan derken Mustafa Karalioğlu Akif Bekir'e diyor ki ben başbakana da geçen gün söyledim. Geçenlerde söyledim. Ordudan daha önemli medya. Medyayı düzenlemek lazım diyor. Medyaya hakim olmak lazım diyor. Akif Bekir de diyor ki sen de muhaliflik yapmıyorsun, saldırıyorsun diyor. Böyle muhaliflik olmaz diyor. Beyefendi böyle bir şey karşı çıkıyor diyor. Beyefendi demediğini söyledi. Akif Bekir açıklama yaptı ama konuşmanın genel itibariyle yalanlamadı. Mustafa Karalioğlu'ndan hiçbir ses gelmedi. Medyayı düzenlemek için düzenlendi. Hatırlayın oldu, Kanal tabii. Türk'ün nasıl elden çıkarıldığını, sabah İpek grubuna, sabah ATV'nin çıktığını, yani birçok Star gazetesi, Star'ın çıktığını vesaire. Yani aslında bu kitap Hayatımın Haberi kitabı aslında Hayatın Haberi. Erdoğan boynumu sıktı. Yani Sayın Serdar Akinan 2005'te. Aslında evet. Onun arkasında işte medyanın dönüşümü anlatıyor. Nasıl? Bak başlayalım. Ben ya bugün çıkacak yani yarınki gazeteciyiz. Bugün gazetede medyanın yatacak yeri yok diye bir yazı yazdım. Medyanın yatacak yeri yok. Çünkü o dönüşümde bugün muhalif görünenlerin bir bölümü de, büyük bir bölümü de
o dönem Erdoğan ve AKP'yi alkışlıyordu. Evet. Şimdi bu da şöyle, bir gerçek. Şöyle, burada Mustafa Karahanlıoğlu'nun konuşması gerekiyor mu? Tabii canım, medyayı dizayn etmek gerek. Sayın hayır, Başbakan'a dedim. Yani konuşması gerekiyor. Kesinlikle. Yani belki sessiz kalmamalı. Kararda yazar, bilmiyoruz. Yazmadı da. Kalmamalı. Hayır, belki yarın. Ben okuyorum. Hayır, yaz, açıklama yapması lazım. Bu bir iddia, kitapta çıkmış. Evet. Ve abi, iddia çok bakın, ciddi bir iddia. Nuray Hanım, Nuray Mert bu aracılığı yapmış. Nuray Mert evet, yazdı. Evet. Çok net, ben yarın Nuray Hanım'ın açıklamasında koydum. Hı. Yani o yarın yazısından bakalım, bölümlerde aldım. Çok net koymuş. Fakat burada şöyle bir şey var. Sayın Mehmet Tezkan'ın durduğu yeri herkes biliyor. Geçmişte de öyleydi, bugün de böyle. Karşımızda diye demiyorum, bunu biliyoruz. Evet, ama bizim evet, bildiğimiz çok isim var. Bildiğimiz, gördüğümüz çok epeyce isim var. Çok anlatsınlar isim var. Ya. İlk önce kimler anlatmalı biliyor musun? Bir, Nabi Avcı. Başbakanın ilk basın danışmanı. Evet. İki, Ahmet Tezcan. Sayın Ahmet Tezcan. Üç, Sayın Ahmet Tezcan'a acaba dolambaçlı bir şekilde bir şeyler yaparak yanına yaklaşan Akif Bekir. Bir anlatsın. Ne oldu? Dört, Kemal Öztürk. Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı o zaman. Hmm. Sayın Arınç'ın danışmanından başbakan. Bunların hepsi akreditasyonları da biliyorlar, o baskıları da biliyorlar. Şimdi zaten birçoğu muhalif yerde. Evet, şimdi bir çıksınlar bakalım, bir görelim ne dökülmüş, ne olmuş. Biz o yani, zaman böyle yaptık, özür dileriz. Özür dileştiri veren de yok. Yani Allah aşkına. Erdoğan şimdi, bile özür diledi ya. FETÖ evet, beni kandırdı. Evet, dedi, millet beni yani, affetsin dedi. Yani onlar da dilesin. Bu da bir gerçek. Yani. Söyledi. Evet. Kabataş'la ilgili ben duymadım daha Elif Çakır'ın ağzından ben bu yalanı yaptım diye söyledim evet, diye. Evet. Her cuma bekliyoruz o biz. Bin tane cuma manşetten vermiş. Evet. Manşetlerden evet, verdiler. Yani şimdi bunları da bilelim. Yani muhalif olmak, gazeteci muhalif değildir. Gazeteci AKP'li CHP'li değildir bir kere ayrıca. Gazeteci gazetecidir. Hakikati yazar. Eleştirir, görür. Yanlışı söyler. CHP iktidarda olsa CHP eleştirir. Elbette. Muhalefete, şimdi mesela Sayın Nuray Mert arasında diyor ki iktidara şey muhalefete muhalefet etmemek için şu anda sessizim diyor. Etsinler, biz ya, de eleştirsinler. Hayır, muhalif size şey için değil, gazeteciler için yani özellikle hani bugün ha, gelinen noktada. Hayır, öyle bir şey yok. Ya biz burada müthiş acılar çekilmiş bu ülkede. Medya döneminde, medyada da çekilmiş vesaire. Ergenekon döneminde gazeteciler içeri alınmış, aydınlar içeri alınmış vesaire. Herkesin rolü ortada. Ama bu rolü kral çıplak desin birisi. Kaç kişi işsiz kaldı kaç burada ya? Kaç kişi işsiz peki, kaldı? Neler yaşandı yani? Şimdi programı kapatırken yönetmenim ayağa kalkabilir miyim? Bak ben izin almadan hareket etmiyorum gördüğün gibi. Ayağa kalkıyorum. Şimdi Ebubekir Sofuoğlu ne dedi? Yeni açıklama yaptı, onu da söyleyelim. Biliyorum, biliyorum. Ama gönderdim, onu da söyleyelim. Gönderdim yine ama, tecavüzleri, fuhuş dedi öğrenciler evet, için. Sözlerin arkasında. Arkasında yeni açıklama evet, yaptı. Peki, tabii, şimdi şöyle bir şey var. Sonunda girdik, az, kısıtlı bir süre için girdik ama bu konu çok önemli sayın seyirciler. Bir, Serdar Akinan bu hikayeyi neden şimdi anlatıyor, o da ayrı bir soru. Tamam, bu çok önemli bir hikaye. Bunu neden kamuoyuyla paylaşmadı? Kitap yani düşünün. Anılarını anlatıyor. Kitapta. Kitap ya tamam canım, bu soru meşru değil mi? Meşru. Evet, meşru. Amca tamam, meşru. Yani 2005'te yaşanmış bir hikaye. Çok çarpıcı bir hikaye. Başbakan bir genel yayın yönetmenini alıyor. Uygun bir pozisyona götürüyor iddiasına göre Erdoğan. Ve boynunu sıkmaya başlıyor. Bu çok çarpıcı bir hikayedir. Bir. Acı çektiği halde ses çıkaramadım diyor Serdar Akinan. Çıkaramıyorum diyor orada. Yani hayır, boynum acıdığı halde ses çıkaramadım. Peşinden hadi böyle bir şey oldu. Mustafa Karahanlıoğlu ile Akif Bekir'in Serdar Akinan'ın iddiasına göre anlattıkları. Yani ben geçenlerde konuştum. Efendim ordudan daha önemli medyayı şu anda dizayn etmek, tasarlamak bu çok önemlidir ve Mustafa Karahanlıoğlu'nun bu iddia karşısında bir açıklama yapması gerekir. Akif Bekir'den de bu gündemle ilgili açıklama beklenir. İkisi de Karar Gazetesi'nde biri yayın yönetmeni, biri yazar. Hayır, zaten yaparlar da belki onu da göreceğiz yani Akif sonuçta. Akif Bekir yaptı ama evet, suçlama yaparak yani evet, sen benden iş istedin o zaman falan gibi bir peki, cümle kurmaya çalıştı. Peki ve bu şekilde bitiriyoruz efendim. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ta Ankara'lardan geldi, programımıza katıldı. Engin Bey çok teşekkür ediyorum ben bir teşekkür kez daha. Ederim. Ben teşekkür ederim. Gazeteci yazar Aytun Çaykin çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür siyaset bilimci Seren Selvin Korkmaz nihayet atlattı efendim şu Covid'i. Bayağı da uzun sürdü. Bir buçuk aydır yoktu aramızda. Çok geçmiş olsun bir teşekkür kez daha. Ederim, çok sağ olun. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Ve size de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.